Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İnci tanemi getirdim sana savcı hanım. İnci nasılsın? Sağ ol. Önce biraz konuşacağız seninle. Sonra da birlikte hastaneye gideceğiz rapor almak için. Korkma. Prosedür neyse tek tek onu uygulayacağız, tamam mı? Bak benden çekinmene gerek yok. İstediğin her şeyi sorabilirsin. Hiçbir detayı atlamadan olayı çözüme kavuşturacağız. Siz de müsterih olun. Yok, ben müsterihim zaten. Ama şimdi biz bir 5 dakika müsaade isteyeceğiz sizden. Baş başa konuşacağız İnci'yle. Biraz bekleteceğiz annesi. Olur olur. Hadi kızım. Merak etme, buradayım. Bir şey ister misin? İstediğin zaman konuşabiliriz. Tamam? Rahat ol. Ben daha önce kimseyle böyle şeyler konuşmadım. Nasıl şeyler? Özel şeyler işte. Cinsellik mi? Yapma yapma, yara yapmışsın dudaklarını zaten, bırak. Seni hastaneye sevk edebilmem için şikayet dilekçesi oluşturmamız gerek. Uygar Gürat hakkında. Yalnız bir şey demem lazım benim. Nasıl anlatılır bilmiyorum da. Benim başıma gelen, Nergis'in başına gelen gibi bir şey değil. Yani bana öyle bir fenalık yapılmadı. Doktor bana öyle bir kötülük yapmadı. Nasıl bir kötülük? Tecavüz. Öyle bir şey olmadı. İnci. Sana cinsel ilişki teklifinde mi bulundu? Seni buna zorladı mı? Öyle bir şey yapmadı. Ama kolyemi verme bahanesiyle beni çağırdı. Bu da bir teklif. Bak güzelim. Şöyle ki, birinin sana rızan dışında cinsel teklifte bulunması, laf atması, istemediğin halde peşinden gelmesi, seninle konuşmaya ya da vakit geçirmeye seni zorlaması, bunların hepsi tacizdir. Tamam? Hı. Tecavüzse beden bütünlüğüne dokunmasıdır. İstememene rağmen seni hürriyetinden yoksun bırakması da cinsel saldırıdır. Şimdi Uygar Gürat'a sana bunlardan herhangi birini yaptı mı iyi düşün. Öyle saldırmadı. Ama ben istemediğim halde beni zorla öptü. Sonra ben kaçtım. Benim peşimden geldi. İnci, bak bu rıza meselesi çok önemli. En ufak bir şeye dahi rızan var mıydı? Denizdeydik. Benim peşimden geldi. Ben rıza göstermedim, gelmesini istemedim. Ama geldi cennet koyunda. Ben istemedim bana dokunmasını, bana dokunma dedim ama bana dokundu. Tam olarak ne yaptı sana? Bana o an dokunmadı. Ama sonra benim ayağıma kramp girdi. Ben doktorum dedim. Geldi bana dokundu ama ben yine istemedim. Peki ayağına gerçekten kramp girdi mi? Evet. Bu nasıl oldu? Çocukları kurtarırken yangında. Bunlar peki? son gün kaçarken. Tamam. İlk defa insan görüyor gibisin. Komik değilsin. Peki. Telefon numaranı verirsen yarın buluşup orada veririz. Sen burada mısın? Ben de senin kendi boyuma göre saat 5.30'da Milli Park'ın yanına geldim. Ne oldu? İyi misin? Ben de hatalıyım. Benim yüzümden oldu belki de. Ben kendim düştüm zaten. Ben sadece not alıyorum. Bunları savcıyla konuşmalısın. Ben bazı şeyleri tam olarak hatırlamıyorum. Böyle kesik kesik. Bu normal mi? Travmatik bir şey geçmiş başından. Bu çok normal. Var olan karaciğer kanalları tıkanmış. Bazıları da doğuştan yok. Sarılığın bu kadar ilerlemesinin sebebi bu. Ameliyattan ne kadar zaman sonra iyileşir peki? Kişiden kişiye değişir. Ama çocuklar çabuk toparlarlar. Kızım. Anne. Annem iyi misin? İyiyim. İyiyim. Bir şeye ihtiyacın var mı? Aç mısın? Yaptırayım mı sana toz falan? İyi o zaman hadi. Ben bir doktorla konuşayım. Sen geç otur burada. Hadi kızım. İçine sinmeyenler var İnci. Görüyorum. Ben seni tanımıyor muyum? Biri senin kuyruğuna bassa avazın çıktığı kadar bağırırsın. Değil mi? Hadi annemin gazına geldin. Neden devam ediyorsun? Neden böyle düşüncesizce hareket ediyorsun? Bana bir iyi misin bile diye sormadın abla. Bu kadar mı çok istiyorsun o adamı? Bizden vazgeçecek kadar çok. Sensin bizden vazgeçen. Uygar'la aranda tam olarak ne geçtiğini bile bilmiyorum. Ben de seninkileri bilmiyorum abla. Adam geldi elinde çiçeğiyle çikolatasıyla kapımızda bitti. Aşık mı oldun ona İnci? Hı? Kıskandığın için mi böyle bir iftira atıyorsun? Öyle demek istemedim tabii ki de. Benden uzak dur Mahur. Bugün ameliyatı gerçekleştireceğiz yani. Verilerimiz güzel. Bugün yapacağız. Saat kaç gibi? Akşam 7 gibi. Bir aksilik olmazsa yapacağız. Kusura bakmayın Ebru Hanım, hemen geliyorum. Neva, bir konuşabilir miyiz seninle? Biz seninle mahkemede konuşacağız doktor. Uzak dur benden. Şu anda bana en güzel hediyeyi verdin Peri. Ben mayoları unuttum. Dur hemen alıp geleyim. Cennetim. Koy benim için de bir cennet olmuştu. Bir zamanlar. Ben burada hayatımda yaşamadığım mutluluğu, heyecanı yaşamıştım. Ama şimdi niye böyle oluyor anlamıyorum gerçekten. Korkmana gerek yok Neva. Ben sana hiç zarar vermedim. Zarar vermem de. Bak Kenan'la Peri orada. Eğer istiyorsa onları çağırabilirsin. Yanlarına da gidebilirsin. Gitme ne olur. Konuşmak zorundayız. Her şey rüya gibiydi. Biz birbirimize çekilmedik mi Neva? Ben her şeyi bu kadar mı yanlış anlamışım yani? Biz ne yaptık ya mahkemeye taşınacak? Senin bana yaptığın tacizmiş. 105. madde dedi savcı. Benim rızam olmadan bana yanaşman, dokunman, peşimden gelmen, laf atman hepsi tacizmiş. Rızan yok muydu? Gelme dedim sana. Dokunma dedim sana. Bırak peşimi dedim. Geldin beni öptün zorla. Sen beni öptün Neva. Ne diyorsun sen be? Hatırlamıyor musun? O koyda ağacın altında. Ben kolyeni takmıştım. Döndün ve öptün beni. Yalan söylüyorsun. Sen benim aklımla oynamaya çalışıyorsun. Şimdi de beni tehdit edeceksin değil mi? Param olmasaydı da para verecektin değil mi? Aynı Nergis'e yaptıkları gibi. Sırf şikayetimi geri çekeyim diye. Niye öyle bir şey yapayım Neva? Sen beni hiç tanımıyorsun. Eğer beni tanısaydın bir kadına zarar verdiğimde kendi cezamı kendi keseceğimi bilirdim. Bak ben sana şikayetini geri çek demem. Demeyeceğim. Aman yani neden böyle söylüyorsun anlamıyorum. Sen beni öptün. Ben yanlış mı hatırlıyorum? O ağacın altındaydık. Sarıldık birbirimize. Saçlarına dokundum. Ellerimde hala senin teninin kokusu var. Senin de öyle. Neva. 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 Tamam. Derin nefes al. Derin nefes al. Derin nefes al. Tamam. Kitleme. Derin nefes al. Neva. Hadi derin nefes al. Lütfen derin nefes al. İnci. Neva. Neva. Ne yaptın ona ya? Ne yaptın? İnci. Ne oldu güzelim? Tamam. Kalk. 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 Sakin. Gel. İnci. Allah benim belamı versin. Benim Allah belamı versin. İnci. Öyle olacağını düşünemedim ki ben. Ne oldu İnci'ye? Peri. İnci kızım. Anne. Anneciğim ne oldu diye soruyorum. İnci. İnci ne oldu? Ne bu halin? İnci. Ne oldu İnci'ye? Uygar'la buluşturdum. Doktor konuşmak istedi. Ne yaptın? Ne yaptın? Özür dilerim, özür dilerim. Çok özür dilerim bari ya Allah. Ne ceza versen hakkındır. Çok üzgünüm ne olur affet ne olur. Teşekkürler memur bey. Doktor bey bunu hiç istemezdim ama kelepçe kararı da var. Öyle mi? Annene haber verebilirsin. Adalet yerini buluyor. Hayır. İnci ne oluyor?